Türkiye Taş Gümrüğü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nce işletilen maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde -300 kotunda meydana gelen grizu kaynaklı patlama sonucu 42 işçi hayatını kaybetti. Patlamadan ağır yaralı olarak kurtulan ambulans uçakla İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan 38 yaşındaki Ayhan Akgül 173 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Şehit madenci Akgül'ün Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çanakçılar köyündeki baba ocağı acı haberin ardından Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit madencinin kardeşi Umut Akgül de aynı maden ocağında çalıştığı ve patlamadan yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Şehit madencinin cenazesi 7 Nisan Cuma günü öğle namazına mütakip Çanakçılar köyünde düzenlenecek cenaze töreninin ardından aile kabristanlığına defnedilecek. Şehit madencinin abisi Selahattin Akgül, kardeşinin iyileşmesini beklerken acı haber aldıklarını ifade ederek, "Acımız büyük, biz oradaki hastamıza bir an önce iyileşmesini temenni ediyorduk, olmadı, Rabbim yanına aldı. Bu zamana kadar kendisi konuşabiliyordu, sonradan enfeksiyon kaptı. Ondan sonra uyutuldu zaten, uyutulduktan sonra daha da uyanmadı, Rabbim yanına aldı. Takdir-i ilahi yani yapacağımız bir şey yok, Türkiye'nin başı sağ olsun," dedi. İşte oradaki hastamızı bir önce iyileşmesini temenni ediyorduk. Olmadı. Rabbim kendini şeyini aldı. O zamanlar kendisi konuşabiliyordu, şey yapabiliyordu. Sonradan bu enfeksiyon kaptı işte. Ondan sonra uyutuldu zaten. Uyuduktan sonra da daha da şey olmadı yani. Uyanmadı. Rabbim yanına aldı. Takdir-i ilahi yani. Yapacağımız bir şeyimiz yok yani. Türkiye'nin başı sağ olsun. Yani o zamanlar işte o sınavla girdi oraya. Biz de sevindik. Hatta ona biz söylüyorduk. Dikkat et. Hatta o yer üstündeydi. Sonradan o yeni makineler gelince yer altına girdi. Ve halen de o zaman da diyordum ki bu yer üstünde diyordum. Patlama olduğu zaman. Daha halen de inanamıyorum yani. Bu şekilde olduğunu yani. Halen de inanamıyoruz yani. Bazen yer üstünde iş yapıyor. Bazen yer altında. Ben şimdi bazen görüştüğüm zamanlar yukarıda oluyordu. Ton tesviye bölümünde oluyordum. Bazen aşağıda. Şimdi yeni makineler geldikleri için aşağıya almışlar yani. Ben pek şey yapamadık yani. Hatta bir kardeşim daha var. O da aynı yere çalışıyor. Onların ikisi aynı yerdeydi zaten. Biri kurtuldu, biri de maalesef kurtulamadı. Öbür kardeşiniz kimdi abi? O... Umut Akgül var. Umut Akgül. Çoğu şu kendisi. O yaralı mı kurtuldu yoksa çıkmış mı direkt? Yaralı kurtuldu. Yani hayalleri dop doluydu. Yani her yerde şey vardı, aktifti yani. Yani çevresi sevilen bir kişiydi. Yani her yerde seviliyordu yani. Emekliliğine de 5 yıl kalmıştı ama öyle oluyor. Az bir şey kalmıştı emekliliğine.